Efendim merhabalar, selamlar. İyi bir hafta sonu dileyerek başlayalım. Aileler bakımından çok önemli bir konuyu bugün gündemimize alıyoruz. İki değerli uzmanımız, Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nin iki değerli uzmanımız, bu konuya çalışan iki değerli uzmanımız bugün bütün sorularımızı cevaplandıracak. Yönetmenim sizlere iletişim bilgilerimizi ekranın altından KC'den veriyor. Oradan lütfen sorularınızı bize iletin. Facebook yoluyla, işte Twitter yoluyla ve Instagram yoluyla, mail yoluyla hepsiyle bize ulaşabilirsiniz. Madde kullanımı ve tedavisinde ailenin yerini konuşacağız. Genelde hekimler ilaçtan, yatıştan, tedaviden bahsediyorlar. Ama aile ve çevre bu durumun neresinde olması gerekir? Olmadığında durumlar nasıl gider? Ya da yanlış şekilde olduğunda tedaviyi nasıl baltalar? Bütün bunları enine boyuna konuşacağız. Aslında madde kullanımı ve tedavisinde aile ile hekimlerin yani sağlık personelinin uyumunu ya da işbirliğini konuşacağız. Böyle olacak değil mi? Öyle olacak. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Sevgili seyirciler, konuğum yardımcı doçent doktor Alptekin Çetin, psikiyatri uzmanı. Bu konuda çalışıyorsunuz. Evet. Danışanlarınız var. Hasta dememeye çalışıyoruz. İşte bu alkol ve madde yönelime karşı uyarılarda bulunuyorsunuz. Aileye uyarıyorsunuz. Kişinin kendisini tedavi ediyorsunuz. Önce teşhis ediyorsunuz. Bu aşamalarda neler var? Tümünü soracağım. Hangi durumlarda yatışı gerekebilir? Madde kullanımı tedavisi ayaktan yapılabilir mi? Yapılırsa riskleri nedir? Ya da bir süre tedavi ediyorsunuz, bir temizlik haline geliyor. Sonra aynı çevreye gidiyor. Bir süre sonra tekrar aynı yakınmayla gelebiliyor. Hı hı. Burada ailenin neler yapması gerektiğini falan ayrıntılı soracağım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, diğer konuğum da bugün ilk kez misafirim oluyor ama bundan sonra misafir edeceğimi söyleyebilirim daha fazla rahatlıkla. Simge Alev Saçanlar bize bugün bilgi saçacak değil mi efendim? Hoş geldiniz. Hayır olacak inşallah, hoş bulduk. Tabii işin psikolojik tarafı olunca ailenin bunu anlaması, olayı önce kabul etmesi, varsa bir şok durumu buna karşı o şokun giderilmesi, sonra reddetmesi meselesi var. Yani benim çocuğum asla madde kullanan birisi olamaz falan diyor. O dünyanın bir numarası ya kendine göre, hani anne baba duygusuyla. Fakat böyle bir durum oldu. Bunu kabul etmesi, şoku atlatması, kabul ettikten sonra buna sahip çıkıyor olması, onun yine kendi çocuğu olması duygusuna sürdürmesi falan gibi meseleler sizin elinizin altından geçiyor psikoeğitim. Onları dinlemek isterim efendim. Onlarla ilgili bilgi veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, başlıyoruz efendim programımıza. Sorularınızı da bekliyoruz. Hocam, maddeye yönelimin sebeplerini konuşarak başlayalım. Maddeyi uzun uzun anlatmaya gerekiyor. Zaten isimleri kullanmayı doğru da bulmuyoruz onun başka sebepleri açısından. Mesela niye maddeye yönelim olur? Yani evde mi huzur bulamaz? Yuvayı kendine ait mi görmez? Başka bir yere mi uçmak ister? Çevresinde mi yükselmek ister? Onlar mı bunu, çocuğu bir yere getirirler, genç üzerine konuşursak? Biraz buradan başlayalım. Aslında kişinin maddeye başlamasıyla ilgili bizim en temel olarak gördüğümüz sebeplerin başında merak geliyor. Yani sizin bahsettiğiniz, işte kimi zaman aileyle, kimi zaman yakınlarıyla ilgili yaşadığı iletişim sorunları da elbet buna sebep olabilir ama en temelinde gördüğümüz şey merak. Yani kişi maddeyle ilgili şeyler duyabilir, madde kullanan kişilerle tanışabilir, maddenin etkilerini görebilir ya da duyabilir ve bu ne yazık ki bir süre sonra kişide bir merak uyandırır. Merakla beraber tabii bir korku da var. İki duygu birbiriyle yarışır. Merak mı, korku mu, merak mı, korku mu derken ne zaman ki merak biraz daha galip geldi, o zaman ilk deneyim oluyor ne yazık ki. Elbette sizin söylediğiniz o aileyle ilgili yaşanan iletişim sorunları ya da kişinin o esnada yaşadığı ruhsal bir sıkıntı nedeniyle çözümü maddede arama gibi bir durum da tetikleyebilir. Pek çok farklı sebebin başında genellikle merak ve o esnada yaşadığı içsel sorunlar gelebiliyor. Yani aslında o gençliğin ilk döneminde bireyselleşme, ben de varım, hayata ben de bir şey söylüyorum, sizden farklıyım. Ben kendimle bir şeyler yapabilirim, başarabilirim duygusu mu meraka götürüyor? Yani orada bir bireyselleşme, bir bayrak açma, bir kendisinin var etmesi gibi duyguları mı aramamız gerekir? Niye merak eder? Şöyle aslında. Ya zarar olduğunu biliyor aslında çocuk değil mi? Yapılan, ya da ergen biliyor bunu. Yapılan çalışmalarda ergenlik döneminde özellikle 13-14 yaşında başlayıp işte 19-20'li yaşlara giden ergenlik döneminde madde kullanım riskinin yaşla beraber arttığını görüyoruz. Yani yaş ilerledikçe risk de artabiliyor. Çocuk, ergen maddenin zararlarını biliyor mu? Elbet duyuyor. İşte çevresinden duyuyor, artık günümüzde internet çok sık kullanılıyor, internetten duyabiliyor. Bu tip güzel eğitim veren programlardan duyabiliyor, ailesinden duyabiliyor. Ama bir yandan da farklı şeyler de duyuyor.
arkadaşlarından farklı şeyler duyuyor. Oo, şöyle oldu yani onu cezbedici şeyler değil mi? Onu İnternetten şeyler. Farklı şeyler duyabiliyor. Sosyal ağlardan farklı şeyler duyabiliyor. İşte o esnada o iki duygu ne yazık ki birbiriyle karışık ve çelişkili mesajlar veriyor ona ve risk giderek artıyor. Evet. Singe hocam, maddeye ailede bir yönelim oldu. Bu hissedilebilen bir şey midir? Yani öncülleri var mı bunun? Belli olur mu? Mesela dikkatli bir anne, dikkatli bir baba çocuğundaki o yönelimi, üzerindeki değişiklikleri falan hissedebilir mi? Ya da nelere dikkat etmeli? Ya bu çocukta bu yoktu ya da böyle bir şey değildi bu dediği şeylerin peşinden yürümeli mi? Nasıl hissettirir kendini? Nelere dikkat etmeliler? Görülebilir, evet. Bazı faktörleri aile iyi gözlemlerse eğer bu riski önceden de çok ilerlemeden önleyebilir. Neler olabilir? Davranışlarında bir değişim olur. Daha agresifleşebilir. Eve geliş çıkış saatleri değişebilir. Geç gelmeye başlayabilir. Harcadığı para daha çok artıyor olabilir. Kendine bakımında bir azalma olur. Yani duşa girme, saçını başını yapma. Para harcamada artış var ama öz bakımda gerileme var, azalma var. Evet. Yani bazen dişlerini fırçalamak veya duş almak gibi bu kadar basit şeyler bile ertelenebilir. Yani aslına bakarsak şöyle sıfırın altına doğru bir iniş görülebilir. Daha asi bir hale gelebilir. Kullandığı maddeye göre uyku, uyuşukluk durumları olabilir. Motivasyonu azalabilir. Okula daha az gider hale gelir. Aslında buralardan aile bir problem olduğunu hissedebilir. Hocam niye az duş alır mesela? Hani genç bir adam uğraşıyor, koşturuyor, hareketli, yoruluyor, terliyor. Kız arkadaşları var, erkek arkadaşları var, tertemiz, mis gibi olmayı ister filan hani derken. Aslında ne oluyor da erteliyor Simge hocam dediği gibi? Sorduğunuz sorunun cevabı kendi içinde saklı. Yani sizin orada bahsettiğiniz, dediniz ya, kız arkadaşları var, erkek arkadaşları var, okula gidiyor, sosyal ortamın içinde. Bunlar sağlıklı bir genç için önceliklerdir. İyi gözükmek, hoş gözükmek, temiz olmak ama madde kullanımıyla beraber ne yazık ki kişinin öncelikleri değişmeye başlıyor. Beyinde mi bir şey oluyor? Kesinlikle. Bu zaten bir beyin hastalığı. Evet. Şimdi beyin gündelik hayatının içinde yapması gereken bazı şeyleri kendi içinde sıraya koyuyor. Sabah uyanmak, günün içine karışmak, belli sorumluluklarını yerine getirmek ama maddeyle temas başlayınca ortaya bir ne yazık ki yoğun bir has çıkıyor. Ve bağımlılık dediğimiz hastalık ortaya çıkmaya başlayınca sosyal hayattan geri kalmaya başlıyor kişi. Sorumlulukları olsun, kişisel hijyeni olsun, maddi kontrolü olsun bunların hepsinde bazı sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Yani arkadaşlarından alacağı, arkadaşlarıyla beraber olurken alacağı keyfi oradan almak yerine ne yazık ki maddeden almayı tercih etmeye başlıyor. Tabii o sağlıklı bir keyif, sağlıklı bir haz değil aslında. Bu işte hastalığın temel faktörlerinden biri. Yani aslında yapaylaştırılmış bir durum. Evet. Yani hayatın kendisinden zevk almıyor o zaman. Yani oturduğu yerden evreni gezmiş olmayı istiyor. Bir şeyle değil mi? Hani gezerek değil. Az çaba sarf ederek çok ciddi bir hazla ulaşmak gibi diyebiliriz aslında, evet. Yaşamdaki diğer hazlar geri plana atılıyor. Çünkü maddeyi içtiğinde çok ciddi bir haz çalışıyor beyinsel bir mekanizma olarak. Dolayısıyla kişi diğer bütün her şeyi arka plana atıyor. Evet. Ergenler üzerinden böyle dedik ama hocalarım. Bir de yetişkin üzerinden konuşmak isterim yani bu durumu. Yetişkinin madde kullanımına yönelişi aynı sebeplerle mi? Ya da ilave farklı sebepler söyleyebilir miyiz, düşünebilir miyiz? Yani hayattan kaçış ve bağımlılık diye bir başlık düşünmüştüm. Yani bir şeyden mi kaçıyor? Mesela eşiyle tartışıyor, bir şeyden kaçıyor. İş yeriyle ilgili bir sorun var, ondan kaçıyor. Aile, akrabalardan dışlanmış, ötelenmiş, değersizleştirilmiş, dikkate alınmaz olmuş. Neyse işte. Bunlardan mı kaçıyor? Ya da sorumlulukları var. Bu sorumluluklar ona giderek ağırlaşmaya başladı. 3 tane çocuğu var. Onun koleje gitmesi lazım. Bunun buraya gitmesi lazım. Buna burs lazım filan. Ya da diyelim ki bir kayıp yaşadı, onun yükü. Ya da ailenin işte anne baba yanında işte diyelim ki bakım verilmesi gerekiyor filan. Hani hayatın yüklerini düşünelim. Buralardan bir kaçış mı? Ne yönlendirir yetişkini maddeye? Şöyle aslında. Elbet bizim hastalarımızın hepsi ergenler değil. Dediğiniz gibi 30 yaşında hastamız da var, 40 yaşında hastamız da var, 60 yaşında bağımlı hastalarımız da var. Gündelik hayatın içinde bahsettiğiniz gibi farklı sorunlarla karşılaşan birey
kim zaman depresif bir hale gelebilir. Bir depresyon halini yaşamaya başlayabilir. Depresyon halini yaşamaya başlayınca da olur da tam o esnada yine maddeyle bir yerlerde temas olursa, buna alkolle dahil, alkolü de artık biz madde olarak değerlendiriyoruz, alkolle dahil. Böyle bir temasla beraber tıbbi terminolojide İngilizce terimi de söyleyelim, sonra Türkçe'ye de söyleyelim. Self-medikasyon dediğimiz, yani kendi kendini tedavi etme çabası gibi. Çünkü maddeyi alınca dediğiniz gibi gündelik hayatın sıkıntıları, gündelik hayatta sizi zorlayan bazı sorumluluklar geri plana gidiyor, geri plana atılıyor. Geri plana atılınca da kişi sanki bunları gerçek olmasa bile çözmüş gibi hissediyor. Ama sorunlar orada duruyor. Ve madde kullanımı da işte o kendi kendini tedavi etme çabası gibi ortaya çıkıyor. Gerçekçi bir tedavi mi? Hayır, gerçekçi bir tedavi değil. Doğru bir tedavi mi? Değil. Ama işte 30 yaşında, 40 yaşında da böyle bir şekilde ortaya çıkabiliyor bağımlılık. Ben Simge Hocam, ailenin biraz tavrını sormak istiyorum. Mesela aileye farkındalık çalışmaları yapıyor musunuz Nefe İstanbul Hastanesi'nde? Birlikte gördüğünüzü anlıyorum. Bir ekibiniz var. Orada hani bir amatem çalışması var. Bir ekibiniz var. Vizitler yapıyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla değil mi? İşte hocalarımız var. İşte Nevzat hocamız var. Ankara'dan geliyor değil mi? Nesin hocamız var. Başka ekibinizde başka değerli hocalarınız var. Ve siz bir ekipsiniz aslında. Evet. Ben sizin bir videonuzu görmüştüm. Böyle birlikte yürüyorsunuz falan. Nesin hoca başta falan. Kalabalık güzel bir ekibiz. Değil mi? Güzel bir ekip. Bu mesele, yani madde kullanımı meselesi bir ekip gerektiren bir mesele mi? Yani bir hekime gitse, muayenehanesi olsa, o onu böyle dinlese, bir teşhis koysa, yazsa bir ilaç gönderse filan. Olmuyor mu? Yani hani bir ekip meselesi mi? Biraz oralardan bakar mısınız? Tamam. Aslında tam da biraz önce konuştuğumuz konudan dolayı bir ekip meselesi olduğuna daha da yaklaşıyoruz. Çünkü doktorun ilaç yazıyor olması elbette çok gerekli. Çünkü tıbbi bir şeyler oluyor vücudumuzun içerisinde ama bir de bu kişi neden maddeye yöneldi? Ne oluyor da bunu sürdürüyor? Neden bundan kopamıyor? Bu noktada da bir desteğe ihtiyacı var. O bağlamlarda bir psikoterapistle görüşüyor olması, sorunlarını başka nasıl çözüyor olacak? Problem çözme yöntemleri, iletişim yöntemleri, o derdin tasanın altından, o enkazın altından nasıl kalkacak? Bunları konuşmak iyi geliyor ve kalıcı bir çözüm için önemli. Yanı sıra tabii ailelerin de bu hastalığı tanıması çok değerli. Yani ekibimiz bir yandan da bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü biz hastamızı tedavi ettikten sonra dışarıya gönderiyoruz ailelerin yanına. Dolayısıyla orada da uygun bakımın, uygun tutumların olması çok çok değerli. En başında hastalığı tanıması önemli ailenin. Çünkü aileler şöyle düşünebiliyorlar, pek hastalığı bilmedikleri için. Yatırdık hastamıza, tedavisini oldu ve her şey tamam, çıktı bitti. Öyle değil. Bu hastalık uzun süre devam eden bir hastalık. O nedenle ailelere de hem hastalığı anlatıyoruz hem de nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bilgi veriyoruz. Biraz oraya tekrar döneceğim. Tamam. Yani buradan devam etmek istediği şeylerin olduğunu tahmin ediyorum. Devam edeceğim ama Alptekin hocamdan da ya niye bir ekip işi olduğuna sizin de bir vurgu yapmanızı istiyorum. Aile farkındalık konusunu tekrar Simge hocamdan biraz daha ayrıntı isteyeceğim. Niye bir ekip işi bu? Yani bir hekimle olmuyor mu? Mesela niye psikoterapist gerekiyor? Ya da ekipte başka birileri de var mı? Niye bir psikoloğu dahil ediyorsunuz? Niye beraber çalışıyorsunuz? Niye vizit yapıyorsunuz? Yani bir hekim ilaç yazsa gönderse olmaz mı? Olmaz mı? Geçenlerde kendi aramızda da böyle bir sohbet yaptık. Orada bu sorunun cevabını da kendi aramızda vermeye çalışmıştık. Simge Hanım çok güzel yerlere değindi ama eklemek istediğim kesinlikle bazı şeyler var. Aslında hastanede yatmak demek, hastanede tedavi olmak demek. Poliklinik hizmeti de vardır. Yatan hastalara verdiğimiz hizmet de vardır. Kesinlikle hekimin, doktorun, psikoloğun, hemşirenin, hasta bakıcının bir arada olması gereken ve bir arada bu hizmeti sunduğu bir takım işidir. Takım işi olmadan bu hastalığın üstünden gelmek ne yazık ki zor, kolay değil. Yani biz psikologla iletişim halinde olmazsak, terapi sürecinin devam ettiğini görmezsek, sadece ilaç vererek, sadece reçete yazarak tedaviyi sürdürmek ne yazık ki gerçekçi ve mümkün değil. Hani bizim elimiz ayağımız tedavi ekibiyle bir arada olmak. Evet, tedaviyle tedavide iş birliği aslında evet, bu. Evet, eksik kalırız. Kim aile var, olmadan da eksik tedavideki kalırız. Tedavideki iş birliğinde kimler var hocam? Hani biraz daha somutlaştıralım. Tam da yönetmenim o başlığı getirdi. Tedavide hekim var, değil mi? Tedavide psikolog var. Tedavide işte yatıyorsa işte
hastane evet. diğer uzman personeli var. Nevzat Hocam aile var, ilaç var. Biraz onlara bakalım. Nevzat Hocam çok güzel Nevzat Hocamızın çok güzel bir sözü vardır. Tedavi aslında üç ayağı olan bir iskemledir. Tedavi ekibinin yapması gereken şeyler vardır. Tedavi süresince bağımlı hastada hastanın yapması gereken şeyler vardır. Hasta da ekibin parçasıdır. Ailenin de yapması gereken şeyler vardır. Eğer bu ayaklardan herhangi birinde sorun olursa iskemle ne yazık ki sağlam durmaz, devrilir. Aileden almamız gereken geri bildirimler, ailenin tedavi devam ederken yapması gereken pek çok şey var. Hastanın tedavi devam ederken yapması gereken pek çok şey var. Elbette tedavi ekibinin de yapması gereken pek çok şey var. Kontrollerden tutun da terapi sürecinin devamına, ilaçların düzenli kullanılıp kullanılmadığı, ilaç kan düzeylerinin, tıbbi tedavinin, ek tedavilerin uygun bir şekilde verilip verilmediğine dair tedavi ekibinde yapması gereken pek çok şey var. Peki, o zaman farkındalık biraz konuştuk, onun üzerinden devam edelim ama ailenin yanlış tutumları ve pekiştirmeyi biraz konuşalım. Yani bu farkındalık çalışmaları yapılamazsa yanlış tutumlar devam ediyor ve onlarda da bir davranış oturması oluyor, pekişmesi oluyor. Bu olumsuz bir davranışsa tedaviye geldiği halde, hekime para verdiği halde ya da işte devletten sağlık giderleri harcattığı halde değil mi? Kendi de zaman ayırıyor, aile de zaman ayırıyor ama boşa gidiyor gibi. Yani ailenin bu yanlış tutumları ve bunu pekiştirerek davranıyor olmasının farkındalık çalışmalarındaki yerine mesela nerede zorlanıyorsunuz? Siz o farkındalık çalışmaları yaparken ailenin hangi yanlış tutumunu gidermekte daha çok zorlandığınız oluyor? Nerede ısrar ediyorlar? Nerede savunmaya geçiyorlar? Nasıl oluyor? Peki. Genellikle hastalarımızın aileleri hastalarına çok düşkün ve çok da seviyorlar. Ve zaten bu nedenle bazı davranışları değiştirmekte de çok zorlanıyorlar. Çünkü bizim istediğimiz bir şey var bu hastalığa karşı koyabilmek için. Haz veren maddeleri kullanıyor hastalarımız ve haliyle bir zarar görmeden bundan kopmaları çok kolay değil. Keyif yaşıyorlar. Zarar verecek ki bu böylesine bir keyfi terk edebilsinler. Ama genelde ailelerimiz hastalarımızın zarar görmesine pek izin vermiyorlar. Onlar yerine bütün sorumluluklarını hallediyorlar, yapmadıkları işlerini yapıyorlar, sınır koyamıyorlar. Dolayısıyla bunları yaparlarsa da hastanın üzüleceğinden veya tepki göstereceğinden endişe ediyorlar. Ve hastalığın böylece sürmesine katkıda bulunuyorlar. Çünkü asla hastamız bir zarar gördüğünü fark etmiyor. İçiyor ve her şey devam ediyor. Dolayısıyla bizim en çok sıkıntı yaşadığımız konu ailelerin hem eşlerine hem çocuklarına yani hasta yakınlarına sınır koyması, bazı kuralları koyması konusunda. Özellikle bu alanlarda çalışıyoruz ama değişim onlar için de çok kolay olmuyor. Yıllarca sonuçta bu düzende yaşamış oluyorlar. O nedenle bu da uzun bir yol diyebilirim. Evet. Aile açısından kolay değil hocam. Yani kesinlikle. Bir ateş düşmüş oluyor. Kesinlikle yani. Evet. Yani gerçekten bir ateş düşmüş oluyor. Yani emek veriyor, çocukluğundan itibaren gelişini bekliyor, törenler yapıyor, çocuk dünyaya geliyor. Sıcaktan sakınıyor, soğuktan sakınıyor. Ya müthiş bir şey. Ergenliğe geliyor, bir şey oluyor ve ateş düşüyor şey. Eğitimine, sağlığına, yaşadığı yere çok emek veriyor, çok yatırım yapıyor. Ve maddeye bulaştığı zaman hocam o aileye bir ateş düşüyor. Evet. Anlatılır gibi değil aslında. Şimdi böyle bir durumda bunu hazmetmesi, kabul etmesi ve yanlış tutumlar varsa vazgeçmesi zor bir şey olsa gerek. Yani hekim olarak siz nasıl bu işi çözüyorsunuz? Nerede yönlendiriyorsunuz? Tedavi ekibi dedik. Aileyle beraber biz hastamızın tedavisi devam ederken nereden baksanız 3-4 güne bir mutlaka böyle 1 saat süren, 1,5 saat süren kendi aramızda görüşmeler yapıyoruz. Psikologumuzun doktorumuzun da bir arada olduğu, aile bireylerinde bu bir arada olduğu, bu eş de olabilir, çocuklar da olabilir, anne baba da olabilir, kardeş de olabilir. Burada ilk başta aslında öğrenilmesi gereken şey bu bir hastalık. Yani hastalığı kabul edebilmek. Dediğiniz gibi yani bu neden benim başıma geldi? Neden benim çocuğum ya da işte neden benim kardeşim, benim eşim maddiyi seçti, maddiyi tercih etti ve maddiyi kullanıyor. Geçenlerde yaptığımız bir aile görüşmesinde hastamızın babasının şöyle bir sözü vardı. Yolda yürüyorum, oğlumu karşıdan gelirken madde etkisi altında görüyorum. Ben ölüyorum doktor bey diyor. Yani onu öyle görmek istemiyor. Çok, çok acayip bir laf. Çok, evet. Çok enteresan. Yani evet. Şimdi bu
zor bir şey, kolay bir şey değil. Bu hastalığı görmek, o hastalığı evin içinde yaşamak. Düşünsenize dediğiniz gibi yıllarca emek sarf ediyorsunuz. Hani saçının teline zarar gelse siz üzülüyorsunuz ve kişi gidip ne yazık ki bir madde kullanımını tercih ediyor. Ve madde kullanımıyla beraber işte gündelik hayatında pek çok sorun yaşıyor, farkına varmıyor. Maddi sorunlar yaşıyor, farkına varmıyor. Sağlık sorunları yaşıyor, farkına varmıyor. İlk başta ailenin hastalığı kabul etmesi lazım. Hastalığı kabul ettikten sonra genellikle söylediğim şey şu oluyor. Aradaki sevgi bağı hiçbir zaman değişmiyor elbet, değişmeyecek. Birbirlerine duydukları sevgi hiçbir zaman azalmayacak ama Simge Hanım'ın dediği şey çok doğru. Yani bir sınır koyabilmek, hastamıza hayır diyebilmek, hastanın belli sorumluluklarını üstüne almamak. Çünkü bunun adı eş bağımlılık. Yani siz kişinin madde kullanımının devam etmesini sağlayan ortam oluşturuyorsunuz farkında olmadan. Aman o üzülmesin, ben onun yapması gereken şeyleri yapayım. Aman onun cebinde para olmama sıkıntısını yaşamasın, ben ona maddi anlamda destek olayım. Bir yerden sonra kişi farkında olmadan madde kullanan kişiye o ortamı sağlamış oluyor. Yani o aslında bir sekonder kazanç elde etmiş oluyor. Gibi bir durum oluyor. Yani nasılsa bu yürüyor. Ben yani şimdi artık öyle yok otomatik ama ben elektrik faturası yatırmama gerek yok. Evet. Eşim zaten öyle yapıyor zaten değil mi? Bunu yapmama gerek yok. Veli toplantısına gitmeme gerek yok. Zaten gidiyor. Evet. Gibi bir şey. Aynen öyle oluyor. Evet, tam da böyle. Ama şunu aileye yansıtmak çok önemli. Yani biz sizi anlıyoruz. Bu zor bir şey, bu kolay bir şey değil. Ama bu hastalığın tedavisinde hep beraber hareket edeceğiz ve bu zorluğu hep beraber yenmeye çalışacağız. Mesajını iyi vermek lazım. Hocam, madde kullanımında caydırma çalışmaları diye bir başlığımız var. Biraz buradan konuşalım. Bazen bunu sağlamak için özellikle eşler arasında bağımlılık oluşmuşsa biraz böyle şantaj, tehdit cümleleri kullanılıyor. Gözlüyorum ben bunu. Bu iyi sonuç veren bir şey midir? Az evvel söylediğiniz gibi evet, sorumluluklarını almak kötü. Onu yapması gereken şeyleri asla yapmayın. Tamam. Fakat diyor ki eğer sen bir daha madde kullanırsan ben çocuklarımı alacağım, babama gideceğim diyor mesela. Asla çocukların yüzünü bir daha sana göstermeyeceğim diyor mesela. Eğer madde kullanan kadınsa adam diyor ki seni diyor aç bırakacağım diyor. Bir odaya kilitleyeceğim, seni aç bırakacağım diyor. Ya da sana diyor senin hiçbir masrafını karşılamayacağım diyor. Hiç kimse, yani biraz böyle hani şantaj, tehdit, caydırma nasıl olmalı bu? Hani sorumluluklarını aldığınız zaman ikinci bir kazanç elde ediyor. Bir alan açıyorsunuz, oradan devam ediyor, kurtaramıyorsunuz. Tehdit kâr eder mi? Şantaj sonuç verir mi? Caydırma çalışması olmalı mı? Olacaksa nasıl olmalı? Peki, bu önemli bir soru. Tehdit kâr eder mi? Bu tercih ettiğimiz bir şey değil. Çünkü burada kaçırdığımız bir şey var. Karşımızdaki birçok şeyi isteyerek yapmıyor. Ortada bir hastalık var ve hastalık nedeniyle bu olanlar oluyor. Dolayısıyla bu şu demek gibi bir şey. Eğer bir an önce kanserini iyileştirmezsen seni terk ederim. Eğer bir an önce kırılan bacağın düzelmezse senden ayrılırım gibi bir şey. Bunun yerine kişinin yaşadığı durumu anlamaya çalışmak daha önemli. Ne oluyor da o kişi devamlı bu kısır döngünün içinde yer alıyor? Çünkü kişi için de acı verici bir şey, aile için de. O nedenle durumu anlamak ve bir takım sınırlar koymak. Çünkü şu da var, tamam hastamız iyi olsun, iyileşsin istiyoruz ama bir taraftan da yakınının da bir hayatı var. Yani onu da göz ardı edemeyiz. O da her şeyle onun yanında olmak durumunda değil. Dolayısıyla onun da bir seçim hakkı var elbet. Ama bizim önerdiğimiz önce uygun tutumları, davranışları yapalım, hastamıza destek olalım. Ve eğer bu yol iyi gitmiyorsa elbette bir başka seçim olabilir. Ama bu tehditle değil de bir yaptırım olabilir, bir sınır koyma yoluyla olabilir. Önce destek olmayı tercih ediyoruz. Aksi halde birçok hakikaten öyle şeyler duyuyoruz. Bırakmazsan ayrılırım. Hakikaten bırakamıyor. Yani elinde değil o anda. Yardıma ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Bu alandan gitmek daha önemli. Sonuç veriyor mu hocam? Mesela yani bu tehditler kişiye evet biz bir süre eşimi kırıyorum ya. Bunu yapmamam lazım. Çocuklarıma kötü örnek oluyorum. Bunu yapmamam gerekir. Beni çocukların bu acziyette madde aldıktan sonra burada görmemeliler. Bu öfkeli halimi görmemeliler. Bu böyle kıpkırmızı olmuş gözlerimi görmemeliler filan. Hani diye düşünüyor mu bu tehdit sonrasında? Yoksa sonradan mı biraz aklı başına geliyor? Hani maddenin çekilmesinden sonra. Bahsettiğiniz mı? Aslında o tehditler genellikle şu anlarda ortaya çıkıyor. Kişi madde etkisi altında, işte yoğun alkol kullanımıyla beraber ortaya çıkan sarhoşlukla eve geliyor. Eve geldiğinde evde kim var? Diyelim ki eşi var.
kadın hastalarımız için de, erkek hastalarımız için de fark etmiyor. Evde kardeşler olabilir, anne baba olabilir. Tam kişi o maddi etkisi altındayken bu tip tehditler çok ortaya çıkıyor. İşte sen böyle yaptın, bundan sonra işte bir daha görüşmeyeceğiz. İşte bir daha senin yüzüne bakmayacağız. Bunlar ne yazık ki gerçekçi söylemler değil. Hı hı. Yine bir aile görüşmemden örnek vermek istiyorum. Geçenlerde yaptığımız, hastamızın eşi benzer bir hali çokça yaşamış. Demiş ki artık ben yeter. Seninle beraber olmayacağım, aynı evde oturmayacağım, çocukları da alıp gideceğim. Şimdi bu hali yaşayınca hasta diyor ki her şey gitti artık. Daha fazla bir madde kullanımı ortaya çıkıyor. 2-3 gün madde kullanımı yoğun bir şekilde devam ediyor. Eş artık şunu demeye başlıyor. Ben şaka yaptım sana. Ben aslında o esnada... Tornistan çalışması. Evet, şimdi o zaman hastamıza nasıl bir mesaj gidiyor? Ben ne yaparsam yapayım, eşim benden ayrılmaz. Ailem beni bırakmaz. Şimdi... O gerçekçi bir tutum değil. Gerçekçi bir sınır koymak değil. İlk başta aslında bu söylemlerin hastanın tedaviye yönlendirilmesi amacıyla uygun sağlıklı bir şekilde verilmesi lazım. Yani bak ortada bir sorun var. Tekrar tekrar bir hal ortaya çıkıyor. Tekrar tekrar madde kullanımın oluyor. Biz senin tedavi olmanı istiyoruz. Hocam o zaman diğer başlığa geçelim. Burada madde kullanımına maruz kalmış olan kişi ya da kendini maruz bırakmış olan kişi ya da bağımlı kişinin iç denetim sağlaması, bir disiplin mekanizması geliştirmesi kendi içerisinde mümkün müdür? Bu nasıl elde edilebilir? Maddeye yönelme arzusu olduğu zaman o yoksunluktan sonraki dönemlerde maddeye karşı girişini hangi iç disiplin ya da yönetim başarısıyla, becerisiyle elde edebilir ki oraya gitmesin? Bunu siz çalışmalarınızda muhakkak dile geliyor. Yani ilaçla temizlediniz, tedavi ettiniz, beyin yerine geldi bir şey oldu. Evet artık sen temizsin diyorsunuz, gönderiyorsunuz. Eğer iç denetim mekanizması kazandırılamamışsa bir süre sonra sonuç herhalde değişmeyecek. Ne oluyor peki? Ne yapıyorsunuz orada? Simge Hanım'ın muhtemelen terapi kısmında söyleyeceği pek çok şey vardır ama genellikle tedavi devam ederken dediğiniz gibi bu... Yoğun bir madde kullanımı olan kişinin maddeden temizlenmesiyle beraber evet ben bir yerde bir sorun yaşıyorum, bir hastalığım var, tedavi olmam gerekiyor demesiyle beraber o iç disiplin aslında yavaş yavaş oluşturulabilir ama sosyal çevrenin değişmesi, arkadaş ortamının değişmesi, sağlıklı bir hayatı tercih ederken uygun hobilerinin ortaya çıkması. Bunların hepsi olurken aslında yavaş yavaş iç disiplin gelişiyor ve işte orada aynı yere geliyoruz. Tedavi ekibindeki psikolog arkadaşlarımızın terapi sürecini devam ettirirken hastamızla beraber görüşmeleri, danışanlarla beraber görüşmeleri tam da bu noktada ortaya çıkıyor ve ön planda yapılması gerekenler, o iç disiplinin sağlanması gereken şeyler terapi seanslarında konuşuluyor. Hocam bir soru var, yani biraz bağlantı kurabiliriz en azından. Hasan Bilge diyor ki yaşadığımız toplumda her birey madde bağımlıları görüyor ama hiçbir kimse sorumluluğunu yapmıyor. Bunları gördüğün halde. Kanunlar yeterli caydırıcılıkta değil. Aile eğitimi yeterli değil. Ülkenin yozlaşan kültürünün etkisi çok görünüyor. Ve tedavi edilmeyen bu durum ayrı bir travma oluşturuyor yaşarken toplum içerisinde. Bireysel sorumluluk kısaca nedir ve ilk uygulama nasıl olmalı? Yani biz birini görüyoruz. Ailesi var, çevresi var. Biz de görüyoruz çevremizde. Bizim de bize düşen bir şey var mı? Ya da hukuki anlamda, kanuni meselede boşluklar var mı? Bir bağımlılık olmuşsa ona mesela kaymakamlık, valilik ya da işte belli merkezler sahip çıkıyor mu? Biz bir şey toplum olarak birini gördüğümüzde bir yere yönlendirebiliyor muyuz? Ne yapabiliyoruz? Yani buna ilgili var mı bilgi elimizde? Aslında toplum olarak ilk yapmamız gereken şey bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul etmek. Yani bu bir irade sorunu değil. İradesizlik değil, aymazlık değil, ahlaksızlık değil. Bazen öyle algılıyoruz. Öyle algıladığımızda da kişiye bakış açımız değişiyor. Kişiye bakış açımız değişince ne oluyor? Öfke çıkıyor ortaya. Öfke çıkınca da yardımcı olamayız zaten. İlk önce bunu hastalık olarak kabul etmek lazım. Toplum olarak bunun bir hastalık olduğunu bilirsek, yola böyle devam edersek, haklısınız, evet kanunlarla ilgili devletimizin yapması gereken şeyler yapılıyor mu? Devam ediyor elbet. Pek çok farklı kanun çıkıyor. İşte farklı farklı maddelere karşı yapılan hukuki anlamda ya da işte... nasıl diyelim, emniyet güçlerinin yaptığı pek çok çalışmalar var ama koruyup kollamak ve tedaviye yönlendirmek
toplum anlamında bizim yapacağımız şeylerin başında geliyor. Yani bizim de bilgilenmemiz gerekir. İşte yıllardır Üsküdar Üniversitesi'nin hekimleri bu programa geliyorlar. İşte pazar günkü Şaban Özdemir'in artı eksiye gidiyor. Başka programlara katılıyorlar. Beyanatlar veriyorsunuz. Size gelip röportajlar yapıyorlar. Size gelen soruların hepsini cevaplıyorsunuz. Zaten bir toplumsal sorumluluk yerine getiriyorsunuz ekip olarak. Ama biz halk olarak da bu bilgilerden yararlanarak bizim de bir şey yapabiliyor olmamız gerekir. Evet. Herhalde Hasan Bilgi ona temas ediyor. Hocam tedavi maddesine geçeceğiz ama ondan evvel iş disiplin mekanizmasını, denetim mekanizmasını geliştirmek için ne yapılabilir? Psikolog olarak oraya nasıl bakıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz hastanenizde? Biraz oradan bahsederseniz. Peki. Terapilerimizde ilk amacımız bir kere hastanın hangi aşamada olduğunu anlamamız gerekiyor. Hasta bir problemi olduğunun farkında mı yoksa değil mi? Bir zarar algısı var mı acaba diye. Dolayısıyla ilk yapmaya çalıştığımız şey hastanın bir problemi olduğunu fark etmesini sağlamak. Bu farkındalığı sağladıktan sonra bir çaba geliyor çünkü. Evet, benim bir sıkıntım var ve bunu halletmeliyim diyor. İşte o zaman sosyal çevresini değiştirmek, kullanan kişilerden uzaklaşmak, boş vakitlerini daha efektif değerlendirmek, sorun çözmeye dayalı beceriler geliştirmek üzerine konuşabiliyoruz. İş disiplini dediğimiz şey aslında kişinin maddeye karşı hayır diyebilme yetisini güçlendirmekle ilgili. Fakat bunun için en önemli şey o kişilerden ve o ortamdan maddeyle birebir temastan uzaklaşması. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani maddeyle kişi içmese bile temas ettiğinde, karşı karşıya bile geldiğinde bir istek durumu ortaya çıkıyor. Ve bu yoğun istek o iç disiplini yıkıp geçebiliyor. O nedenle temiz bir çevre sağlıyor olmak, izole bir çevre, yeni bir hayat aslında sağlıyor olmak çok önemli. O nedenle biz tedavi yeniden yapılandırmaya buna bağlı bir soruyla tedavi kısmına geçelim. Sosyal beceri. Tedavi sonrasında ya da sırasında bilemiyorum. Kişinin yeni sosyal becerileri kazanıyor olması, bazı hobilere yönlendiriliyor olması, yeteneklerinin ortaya çıkarılıyor gibi çalışmalar. Tedavi, madde kullanımı tedavisinden sonra işe yarayan şeyler mi? Bu sizin için önemli mi? Buna da temas ediyor musunuz? Ne yapıyorsunuz tedavide aslında? Çok önemli bir parçasını oluşturuyor gerçekten. Çünkü diye düşünebiliriz, yani madde veya alkol kullanan kişinin hayatının büyük bir bölümü alkol ve madde olmuş oluyor. Yani istemeden bu şekilde gelişiyor. Dolayısıyla kişi alkolü maddeyi hayatından çıkarttığında orada kocaman bir boşluk kalıyor. Oralara bir şeyler koymak zorunda ki hayatı yaşayabilsin. Bu sosyal çevre olabilir, yeni aktiviteler olabilir, spor olabilir, yeni hobiler olabilir, insanlarla vakit geçirmek olabilir. Dolayısıyla sosyal becerisi yeterince gelişmemişse bunları yapamıyor olacaktır. Biriyle tanışamayacak, sohbet edemeyecek, dışarıda bir şeyler içemeyecek. O yüzden sosyal beceri geliştirme çalışmalarını yapıyoruz ve kişiyi bu alanlara yöneltmeye çalışıyoruz. Çok çok değerli. Tedavinin önemli bir parçası. Peki. Hocam tedavi, ayaktan tedavi mi, ne olunca yatarak tedavi, madde kullanımının çeşitlerine göre ya da bağımlılığın çeşitlerine göre diyelim. Ayrı ayrı yerlerde mi yatıyorlar? İşte açık servis, kapalı servis, böyle şeyler duyarız biz. Evet. Yani bunların anlamları nedir? Ne kadar kalıyorlar, kalmalılar? Tedavinin aşamaları nedir? Yatırdığınız hastaya hani sadece ilaç mı veriyorsunuz? O zaman yatmaya ne gerek var? Ne yapıyorsunuz yatırdığınız hastalarda? Nasıl bir tedavi yönteminiz var? Neler yapıyorsunuz? Aslında ilk hastanın yatışının olması gerekip gerekmediğinin kararını vermek önemli. Poliklinikte hastalarımızla görüşürken tabii kafamızda bir plan oluşuyor yavaş yavaş. Ayaktan takip edilebilecek hastalar da var. Yatışının gerektiği, yatışının yapılması gereken hastalar da var. Eğer kişi tedavisinde oldukça motive ise, tedaviye inanmışsa, belli çabaları var, uzun maddeden ayrı kaldığı temizlik dönemleri varsa, tedaviye gelmek için, kontrollere gelmek için, poliklinik hizmetini almak için de sizinle işbirliği içindeyse ayaktan hasta takip edilebilir. Poliklinik hizmetleriyle bu süreç devam edebilir ama çok yoğun bir madde kullanımı, son haftalarda, son günlerde neredeyse başından kalkmamacasına bir madde kullanımı varsa, kişinin ciddi tıbbi sorunları ortaya çıkmışsa, tedavi motivasyonu düşükse, o zaman yatarak tedavi sürecinin devam etmesi kesinlikle gerekiyor. Yatırdıktan sonra ne oluyor hastayı? Yatırdıktan sonra belli bir süre kişinin vücudunda madde var. O maddenin vücuttan atılması gerekiyor. Yoğun bir ilaç ve serum tedavisiyle beraber ilk günleri geçiriyoruz. İlk günler geçtikten sonra hastamız nasıl diyelim toparlandı ve o maddenin yoğun toksik etkileri ortadan kalktıktan sonra da işte tedavi motivasyonu oluşturmak, Simge Hanım'ın dediği gibi bir zarar algısı, farkındalık geliştirmek için
hem terapi hizmetleri hem doktoruyla beraber bir arada ilaç tedavisinin düzenlenmesi. Çünkü biz biliyoruz ki Nesin Dilbaz hocamızın yaptığı bir çalışma mesela çok önemli bir çalışma. Madde kullanımı olan bireylerin yaklaşık %50'sinde %60'ında ek bir psikiyatrik sorun var. Bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir, depresyon olabilir, bipolar afektif bozukluk olabilir. Siz eğer o sorunu da tedavi etmezseniz madde kullanımının devamı için ortaya çıkan riski görmemiş oluyorsunuz ve hastamızın tedavisi eksik kalıyor. Bir yandan o tedaviyi de sürdürürken az önce bahsettiğiniz gibi hani sosyal hayatta bir sorun var. Sosyal hayattaki sorun nasıl ortadan kaldırılır? Farklı hobiler, farklı etkinlikler. Hastanemizde biz ergoterapi hizmetleri sunuyoruz. Ergoterapi hizmetlerinin içinde neler var? Ebru sanatı var, farklı ahşap işleri var, resim var, müzik var. Bunlar da çok önemli. Çünkü biliyoruz ki biz hastalarımızın sağlıklı hobileri yok ne yazık ki. Bir hastamdan örnek veriyorum. Şimdi Ebru sanatıyla ilgili o eğitimlere, ergoterapilere katılış oldukça keyif aldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisi birebir evinde bir oda kurdu. Maddeden uzak kaldığında ortaya çıkan o boş ve doldurulması, keyifle doldurulması harika gereken saatleri Ebru'yla doldurdu. Ayda Aktay galiba misafirim olmuştu, iyi çalışmış. Ne kadar güzel. Bu duruma ilave ekibiniz de var anladığım kadarıyla. Evet. Ben geldiğimde gördüm. Bir, orada bir oda var ve değil mi? Resimler yapılıyor, evet. Ebru'lar yapılıyor. Çok güzel bir ergoterapi odamız var. Evet, orada birçok çalışma yapılabiliyor. Çok güzel bir örnek oluyor hakikaten. Bizde de oluyor. Biz de zaman zaman motive oluyoruz yapmak yönünde. Tedavi başarısı ve mesela tedavide psikologlar nerede yer buluyor? Geçi başından beri anlattınız ama yatan test hasta tedavisinde, madde kullanımında psikoterapistlerin pozisyonu ne oluyor hastanenizde? Tam olarak orada ne yapılıyor? Ayaktan tedavide hani terapiye de geliyor, hekime de giriyor gibi anlıyorum ama yatarken de aktif olunuyor mu? Yani orada da psikologlar katkılı sağlıyorlar mı? Evet, yatarken de çok aktif bir şekilde orada da görev alıyoruz. Çünkü hastanın yatmış olması, bu sorunu kabul etmiş olması anlamına gelmeyebiliyor. Gerçekten bir farkındalığa erişmiş olması anlamına gelmeyebiliyor. Bazen bir duygu yoğunluğuyla da bu kararı almış olabiliyor. Dolayısıyla hastanın bir probleminin olduğunun farkına varıyor olması, bununla ilgili bir içgörü geliştiriyor olması, değişim yönünde motivasyonunun sağlanması için onlarla da çalışmamız çok önemli. Bir taraftan onlara da hastalığı anlatıyoruz ve istek nasıl gelecek, bu isteği nasıl tanıyacaklar, nasıl baş edecekler, bunlarla ilgili konuşuyoruz. Tetikleyiciler neler olacak, bunlarla ilgili konuşuyoruz. Bir de hastanemizde grup terapileri yapıyoruz. Grup terapilerinde de hem sosyal etkileşimlerine yardımcı oluyoruz hem de hastalıkla ilgili bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla o ayağı da çok çok değerli. Hocam son iki dakikamız ama bir de idame tedavileri diye bir şey duymuştum ben. Madde kullanımında da geçerli bir tedavi mi bu? Kesinlikle. Ne anlama geliyor? Orada ne gibi uygulamalarınız var? Bağımlılık hastalığı kronik bir hastalık. Yani ömür boyu devam eden bir hastalık. İlk başta korkutucu geliyor ama korkutucu değil aslında. İyi bir takip, iyi bir tedavi süreciyle beraber evet bağımlılık hastalığınız olabilir ama oldukça sağlıklı bir hayatı da yaşamak mümkün. Maddeden, alkolden uzak kalarak. İdame tedavisi şu, 3 hafta, 4 hafta bazen yatarak devam eden tedavinin sonlanmasıyla beraber aslında bir perde kapanıp yeni bir perde açılıyor. Yeni perde nedir? İdame tedavisi ve poliklinik sürecidir. Kesinlikle hastaların takipte olması gerekir. Çünkü tedavi devam ederken ortaya çıkacak pek çok sorun vardır. Simge Hanım'ın da bahsettiği gibi istek ortaya çıkabilir maddeye karşı. İlaç tedavileriyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Uygun tedavilerin uygun zamanda verilmesi gerekebilir. Bazı tedavilerin sonlandırılması gerekebilir. Bunların hepsi poliklinikte hastamızı biz takip ederken ortaya çıkıyor. O da nereden baksanız tabii 1 yıl, 2 yıl gibi, 3 yıl gibi takip tedavilerinin olmasını gerektiren bir süreç. Peki, toparlamış olalım o halde. Maddi yönelim sebeplerini anlattınız, önemli. Kaçış ve bağımlılığı anlattınız. Ailenin hekimle, daha doğrusu tedavi ekibiyle işbirliğinin önemine vurgu yaptınız. Yanlış tutumların fark edilmesi ve aileyi psikoterapi meselesine özellikle dikkat çektiniz. Madde kullanımında caydırıcı çalışmalar olmalı, ona destekleyici, alan açıcı çalışmalar olmamalı, sorumluluklarını almamalı. Ama caydırmayı da doğru bir yerde tutmak gerekiyor. Orada da bir tehdide falan gitmemek uygun gerektiğine, değil. Uygun olmadığına karar verdiniz. İş denetim
meselesinin önemli olduğuna vurgu yaptınız. Sosyal beceri, hobilerin geliştirilmesi mühim olanın altını çizdiniz. Bir kez daha söylemiş olalım. Maddeye karşı tutumları geliştirmek için kendimizi güçlendirmemiz, hobilerimizi geliştirmemiz ve yeni bir alan açmamız gerektiğini de söylediniz. Böyle özetleyebiliriz herhalde. En başına da bunun bir hastalık olduğunu kabul etmemiz. En önemlisi de belki bu. Tamam. Düğümü de böyle atmış olalım. Çok teşekkür ederim Simge Hanım. Biz çok teşekkür ederiz. Atakin Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, zor bir konuyu biraz tebessümle, biraz böyle muhabbetle anlatmaya çalıştık. Çünkü bu konuya maruz olanlar gerçekten çok çok acı çekiyorlar. Biz bu sıkıntılı konuyu biraz daha kolay seyredilebilir, dinlenebilir bir hale getirdik konuklarımla. İyi bir program çıktı. Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün ve saatte uyku bozukluklarını konuşacağız. Mühim bir konu. Bekliyoruz yine. Kendinize iyi bakmanızı diliyoruz efendim. Hoşça kalın.